İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Samosat, Adıyaman şehrinin Kahtal ilçesinde Roma dönemine ait 8 tonlu kaya parçası bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de bir araya geldi. Artsakh Savunma Ordusu Komutanı Garen Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin informasyon alanındaki bir grup sorumluları kabul etti. Pompeo, Putin ile görüşmesini verimli olarak nitelendirdi. Başkan Assad, Suriye'deki Ermeni cemaati devletin desteğini almaya devam edecek. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile savaş olmayacak. Matador Network açıkladı, Ermenistan Cumhuriyeti bu yaz ziyaret edebileceğiniz en güzel yer. Batı Ermenistan'daki Samosat, Adıyaman şehrinin Kahta ilçesinde 8 tonluk üzerinde Roma dönemine ait bir ayrılığı anlatan kaya bulundu. Uzmanların yaptığı ilk incelemede kayanın üzerinde Roma dönemine ait eşi ölen bir kişinin veda kabartması olduğu anlaşıldı. Vinç yardımıyla tıra yüklenen kaya parçası Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Kayanın üzerindeki figür bir kadın ve erkeğin ayrılık sahnesini anlatıyor. Bu kabartmada ise tokalaşma sahnesi gözlenmektedir. Çalışma ziyareti çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Temsilciler Meclisi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Devlet Başkanı Xi Jinping, Ermeni halkını iyi tanıyoruz. Aram Haçaturyan, Artem Mikoyan ve Hovhannes Tumanyan'ı tanıyoruz. Uygarlıkların ortak hedefleriyle birleşiyoruz. Biz Ermenistan'daki önemli tarihi olayların farkındayız. Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen trajik olayların gelecekte açıklığa kavuşup kabul edileceğine inanıyoruz, dedi. İki devlet yöneticileri tarım, ulaştırma, enerji, bilgi teknolojisi, altyapı, eğitim ve diğer alanlarda olası işbirliği perspektiflerini değerlendirdi. İki taraf ileride bakanlıklar düzeyinde işbirliği adımlarını görüşmeyi kabul etti. Görüşme sırasında muhataplar ayrıca Karabağ Artsakh sorununa da değindi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Çin Devlet Başkanı, ülkesinin Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelişimine ve Ermeni halkının refahına katkıda bulunacak projeleri desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Savunma Ordusu Komutanı Tümgeneral Karen Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hovhannes Movsisyan Başkanlığı'ndaki bir grup enformasyon alanından sorumlu görevlileri 14 Mayıs'ta makamında kabul etti. Görüşme sırasında askeri enformasyon ve karşı tarafın propagandaya yönelik enformasyonu, devlet ve orduyla ilgili yapıların işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ile diğer konular ele alındı. Pompeo, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini verimli olarak nitelendirdi. Rusya'yı Dışişleri Bakanı olarak ilk defa ziyaret eden Pompeo, Putin ile yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede bulundu. Görüşmede taraflar özellikle Suriye'deki ihtilaf ve İran meselesi de dahil olmak üzere uluslararası meseleler ile Putin'in Japonya'daki G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşme olasılığını ele aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Pompeo adına yapılan açıklamada iyi bir görüşmede bulunduk. Putin görüşmede tamamen aktifti. Bu sorunların farkında olduğu belliydi. Bu yüzden konunun içeriğine ve farklı unsurların spesifik bileşenlerine hızla geçebildik, dendi. Kilikya Ermeni Başpiskoposluğu'nun resmi sitesinden Armen Press'in edindiği bilgiye göre, Kilikya Başpiskoposu 1. Aram Hazretleri Suriye Devlet Başkanı Bashar Asad ile Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin içeriği Suriye'deki mevcut durum ile ülkenin Ermeni cemaatiyle ilgili konu ve uygulamalara yönelikti. Devlet Başkanı Esad, özellikle ülkelerini terk etmiş Suriye'deki Ermeni halkını evlerine ve iş yerlerine geri dönmeye çağırarak, böylece Suriyeli Ermeni cemaatin devletin güçlenmesine yardım edeceğine olan inancını ifade etti. Başpiskopos Hazretleri, Ermenistan Cumhuriyeti ve diasporadaki Ermeni halkı için Suriye Ermeni toplumunun hem siyasi hem kültürel hem de talepkar olması açısından önemli olduğunu hatırlattı. O ayrıca Suriye devleti ve halkının Ermeni davasına verdikleri tam destek için takdirlerini sundu. Suriye Devlet Başkanı Esad,
Piskopos Hazretlerinin ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve Ermenilerin Suriyelilerle aynı yükümlülük ve haklara sahip vatandaşlar olduklarını dile getirerek Suriye Ermenilerine olan kendi yüksek takdirlerini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin ruhani lideri Sayed Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın olmayacağını söyledi. Ona göre ne İran ne de Amerika Birleşik Devletleri savaş istemediklerinden ve Amerikalılar savaşın yararsız olduğunu bildiğinden askeri bir çatışma yaşanmayacak. Hamaney, ABD tehdidi sonucunda İranlıların ABD'ye olan nefretlerinin 10 kat arttığını ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin şimdi her zamankinden daha fazla hazır ve uyanık olduğunu ekledi. Ermenistan Cumhuriyeti'ni bu yaz ziyaret edilecek en iyi yer olarak değerlendiren turizm ve kültür konusunda uzmanlaşmış Amerikan Matador Network web sitesi, Ermenistan Cumhuriyeti bu yaz ziyaret edebileceğiniz en güzel yer başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Asya'nın bu yaz en popüler doğrultulardan biri olduğu ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin eşsiz bir kültürel alanı kaplayan, tamamen ne Asyalı ne de Avrupalı olmayan dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğu vurgulandı. Makalede bir sonraki tatilinizin gerçekten eşsiz geçmesini istiyorsanız o zaman Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmelisiniz. Büyüleyici dağlık manzaraları ziyaret etmek, eski ve lezzetli mutfağın tadını çıkarmak ya da zengin tarihi ile tanışmak, Ermenistan Cumhuriyeti'ni Güney Kafkasya'daki ilk durağınız haline getirdiğiniz için pişman olmayacaksınız ifadesi yer aldı. Hristiyanlığı devlet dini olarak ilk benimseyen, ilk Hristiyan kilisesinin bulunduğu yerdir bu ülke. 301-303'te inşa edilen Eçmiadzin Katedrali günümüze dek Ermenilerin dini merkezidir. Makalede Gehard Manastırı, Datev Manastırı ve ünlü Ermeni halılarından da ayrıca bahsedilmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğundan Bağ Çurguka adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.